Her türlü mevlit, cemiyet ve hayırlarınızda bir Balıkesir klasiği olan Lokmacı Ali Usta, aynı kalite ve güvenle tüm özel günlerinizde yanınızda olmaya devam ediyor. Klasik lokması, delikli lokması, şerbetli tatlı lokması ve leziz pilav ikramıyla Lokmacı Ali Usta, damaklarınıza tat, hayır ve cemiyet ikramlarınıza bereket katıyor. Lokmacı Ali Usta, Anafartalar Caddesi, Mortaş İşanı, B Blok, numara 25'te. Telefon 244-0123. Ben Mehmet Ali Ölçek, Sokulu Mehmet Paşa'nın 8. kuşak torunuyum. Erdekli Mehmet Ali Ölçek isimli bir kişi, 8. kuşaktan Sokullu Mehmet Paşa'nın torunu olduğunu iddia ediyor. KRT Haber'e gelerek açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Ölçek, aslen Erdekli olduğunu, İstanbul'da yaşadığını ancak Sokullu Mehmet Paşa'nın torunu konusunda açılan davalar sonrasında tehdit aldığını, bu nedenle Balıkesir'e geldiğini belirterek durumu şöyle anlattı. Beni İstanbul'da karşı taraftakiler, beni bir eve kapattılar, 4 ay benden arzu kabze ve felaketname istediler. Ben vermedim. İlk ay benim kardeşim beni kaçırdı, kurtardı. Niye size tehdit ettiler? Ne istiyorlar sizden? Benden bu evrakların, arzu kabze evraklarını istiyorlar. Arzu kabze demek, bütün balımanı, her şeyimi onlara karşıya bırakmam demek. Peki bu Sokulu Mehmet Paşa'dan gelen miraslar var mı? Evet, miraslar var. Sokulu'nun mirası şöyle, bunlar vakıf olduğu için, vakıfların için malların gelirlerinden faydalanıyoruz biz. Evet. Şurada Sokulu Mehmet Paşa, Esma Sultan, İbrahim Paşa, Ahmet Paşa, Ali, Fuat, Mustafa ve Esat. Buradan benim anneanneme geliyor, anneannemden ben geliyorum ve teyzemin gururu. Bunların için en büyük vakfiyeye göre en büyük erkek çocuğu benim vakfımı yönetebilir. Ben de şu anda vakfiyeye göre en büyük erkek çocuğu benim. Bu mirasçıların içinde. Şu anda yanında kaldığı Mikail Bayır da açılan dava ve sonuçlarını KRT Haber'e okudu. Vakıf evlatlarının tespiti ve tescili. Davacılar vekili tarafından davalar aleyhine açılan vakıf evladının tespiti ve tescili davasının mahkememizde açık yapılan duruşması sonucunda Mehmet Ali Ölçek ve soyundan gelen akrabaların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu 1. Asya Hukuk Mahkemesi'nce kazanılmıştır. Buna istinaden akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve şu anda görevli bulunan Abdülkadir Sokullu, Sokullu Mehmet Paşa Hak Vakıf Başkanı göreve devam etmektedir. Bunlar da Mehmet Ali Ölçe'ye evlat tespiti iptal davasını Yargıtay'a götürüyorlar. Yargıtay'da da 5 bir başkan, 4 üye, 5'te 5 şekilde tekrar Mehmet Ali Ölçe'nin hatemi, doktor hatemi, tarih profesörü hateminin vermiş olduğu bilirkişi raporlarıyla Yargıtay'dan da onaylı şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Sokulu Mehmet Paşa Vakfiyesi'ne göre en büyük erkek torun olma sıfatını taşımaktadır Mehmet Ali amcamız. Mehmet Ali Ölçek, dava sonuçlarının vakıflara iletildiğini ve artık oradan gelecek cevapları beklediklerini belirterek şunları söyledi. Buna ilgili tevhid davası da açtım. Evet. Ankara'da. 4 Haziran'da mahkemelerimiz olacak. Allah'ın izniyle belki inşallah oradan artık Yargıtay'dan çıkan kanunlara, mahkeme kararlarına Türk adaletine güveniyorum.